Arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Aslında. Hayırlı günler. Güzel. Mustafa abilerin yanına geldik arkadaşlar. Meşhur kısaslı Araplar. Şimdi göstereceğim biraz sonra. Göstereceğim. Şöyle bir sohbet yapalım. Mustafa abi merhaba. Selamun aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Hayırlı günler abicim. Mustafa abim, iki Mustafa. Demin arada oturuyorduk. Selamlar, iki aleyküm günler. selam. Nasılsın Mustafa abi? Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Hoş Allah geldin. Razı olsun. Bahset. Hoş bulduk. Tüm Teşekkür camiye ederiz. selam olsun. Aleyküm selam abi. Herkesin adına. Mustafa abi nasılsın? Allah İyisin. razı olsun kardeşim. İyilik, güzellik. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür abi. Sohbet Türkiye çapı... esnasında Evet. sigara içebiliyor değil mi İç abi Basri'cim? kafana Tamam. göre. Seni Türkiye çapında Mustafa abi seni tanıyanlar çok. Arkadaşlardan, camiadan. Elhamdülillah. Çok şükür. Evet, sevilen sayılan bir abimizsin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim Mustafa abi arkadaşlar. Şimdi bakamıyor. Hem rahatsız hem zaman bulamıyorum dedi. Yani biz de epeydir bu kuşlardan düşünüyorduk, bu Araplardan, kısaslı Araplar. Bunun mevzusu nedir kısaslı Arapların Mustafa abi? Yani Şimdi Basri kısaslı şöyle demelerinin anlatayım sebebi? ben. Hani bu kuşların çok hızlı kanat salladığını, çok süratli uçtuğunu duymuştum. Ama ben de genelde şöyle bir fikir vardı yani çok hızlı kanat sallayan hani çok fazla havada kalamaz falan gibi şeyler düşünüyordum. Ama ben bu kuşları havada gördükten sonra o kanat sallamayla 3,5 saat, 4 saat dirayet gösterdiğini kendi gözlerimle şahit olduktan sonra ilgilenmeye başladım bu kuşlarına. Evet. Bir tane getirdim burada kendim uçurdum. Kuş müthiş hedefçi bir kuşudu. 15 metre ile 25 metre arasında oynuyordu. Yani hani bazı fişeklerini 15 çıkar diyorsa bazısını 20-25 çıkar diyordu. Bu kuşu da Kedi mi geldi? Ne oldu? kediler var şu tarafta da. Şöyle söyleyeyim Basri. Ben bu kuşu kendi kapımda uçurduğum kuş yavru bir kuş değildi yani. Eke miydi? Eke bir kuşudu. Ama kuşun zerre kadar bir tane esi yoktu. Boynunu büktüğü zaman mutlaka hedefine giriyordu. En güzel tarafı da şuydu Basri. Yetiştiremeyip ne 2 metre geriden ne de geçip 2 metre ileriden alıyordu. Tam net hedefçi bir kuşudu. Daha sonradan bir abimizden erkek getirdim. Evet. Erkek getirdikten sonra bu kuşlardan yavru alıp üretip kendi kuşlarıma kırmak için çaba sarf ettim. Özünü gördükten sonra kendi kuşlarıma vurdum bastı. Önce dişiyi kendi erkeğime vurdum. Bir kuş uçurdum. Bir erkek kuş bu kadar güzel uçar, bu kadar güzel atardı. Evet. Kırdığım kuştan bahsediyorum. Dumanlı Evet. bir kuşudu. Daha sonra dedim ben bu kısaslı Arapların bir de erkeklerini kendi kuşuma kullanayım dedim. Bir Arap kuşu, bir dumanlı kuşu, 2 tane erkek kardeşi. Kendi 2 tane dişime vurdum yani. Birisi 2-2,5 saatleri uçtu dumanlı olandan çıkan. Arap olandan çıkan da 4,5-5 saatleri uçtu yani. Evet. Kırdığım zaman şunu gördüm. Kırdığım zaman daha çabuk netice alabiliyorum yani. Daha çabuk neticeye gidebiliyorum yani. O da ben de şöyle yani benim mantığıma göre diğer arkadaşlar katılır katılmaz bilmiyorum. 50-60 senelik bir soy olduğu söyleniyor yani bunların. Evet. Bizim büyüklerimizden dinlediğimiz ya da bu işi bizden çok daha önceden bu Arapları besleyenlerden dinlediğimiz kadarıyla 50-60 senelik bir soy için hani bulunmayacak bir hani Tabii. Eski bir kan. tabi Peki Mustafa abi herhalde bu birkaç kişi de var. Bizim Adil abi de var herhalde Ankara'da. Sen çok de var. çok çok az kişi de Çok var. az kişi de olduğunu Çok biliyoruz bu çok kuşların. çok az kişi de var. Bu hani bunları almak bu hani çok büyük maddi külfetler de gerektiriyor yani. Hani Evet. Basri gidip de hani bir kuşu oyun kuşunu gidip bir mezattan alabiliyorsun, bir canlıdan alabiliyorsun veya herhangi bir kapıdan seyredip alabiliyorsun. Ama bu daha hiçbir el ayağa düşmemiş. Kendi içinde saf kalmış bir nesil yani Basri Evet. rastgele bir yerden de gidip Evet, alamıyorsun bunu temin evet. edemiyorsun yani. Doğru. Doğru Bir de söylüyorsun. biz mesela çok şükür hani abilerimiz verdi bize bunları. Şöyle söyleyeyim. Hani bir de bu işin mesela şeyi de var yani yan sanayileri de var yani Basri onlara da Tabii. dikkat etmek Tabii lazım. tabii Yani aynen öyle. insanlar bunların para ettiğini biliyor Basri. Evet. Para ettiğini bildiği için
Öyle değil mi? Her kuşta olduğu gibi bunların da yalan söyleyeni çok. Evet. O konulara Yani dikkat el etmek ayağı lazım. düşmediği için bu kuşlar her yerde bulmak çok zor yani. Evet. Ne zamandır uçurmuyorsun Mustafa abi sen bunları peki? Ben adını sen getir. En son dişiyi geçen sene uçurduydum. Geçen sene uçurdum. Bir seneyi geçkin oldu yani. Evet. Yeni iki tane yavrusunu İstanbul'da bir kardeşimize sahiplendirdik. En son erkekten aldığım yavru 4,5-5 saatleri uçuyordu. Ama uçum gezim çok güzel. Hani sefer sayısı ne? Nasıl kaç tane yapıyorlar peki? Kardeş şimdi şöyle söyleyeyim. Basri orijinalini söylüyorum. Orijinalini söylüyorum. Şimdi 1 saat 35 dakikaları uçarken ben eve getirdiğimde 22-23 tane yapıyordu yani. Bak. Çok güzel sefer sayısı da güzelmiş. Ama bu kuşların 35 tane 40 tane hani test edip bize bunu anlatan arkadaş var. Anlatan arkadaşlara da inancımız olan arkadaşlar yani. Evet. Ha 1 saat 35 dakikanın ben bunun önünü açsaydım Basri bu kuşlar zaten 3 saat, 3,5 saat, 4 saatin altında uçanını pek bulmak mümkün değil yani. Evet. Ben onunla kıyasladığım zaman adamların dediğine de ikna oldum. Yani bu kuşun 3 saat uçtuğunu düşündüğüm zaman 40 tane falan yapacağına ikna oldum yani. O güç var yani kuşlarda. Evet, evet. Yani ben bu kuşlardan besleyip de çoğu kendi kuşunu attığını, bırakanı biliyorum. Duyuyorum yani sağdan soldan. Kırdığı zaman, kırdığı zaman falan da. Şek de güzel diyor, yükleniyor. Evet. Diyor. Peki, ses tonajları güzel. Orijinal sesleri de zaten kuvvetli değil mi abi? Tabii, tabii. Aha, burada mesela havluyu görüyorsun, bütün havlular birbirine benzediği için çoğu kuşları cibaladım. Niye cibaladım? Buradan kalktığı zaman, öbür havluya geçtiği zaman kedi de çok, bir de kuşun geri aynı havluyu bulması da çok zor. Çünkü niye? Bütün havlular birbirinin kopyası. Tam hızlı yani, uçmamış kuşlar sonuçta. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Yani şimdi bunları. Bak, şu dişi çok, mesela benim hoşuma giden bir dişi Basri. Yani ben de bir tane erkeğe bayıldım ya. Şurada bir cıvalı bir erkek var ya büyük. Kobra gibi değil mi? Şu erkek mesela. Çok. Yani kuşlar arkadaşlar. Gerçekten yerde de çok güzeller. Maşallah. Bu kuşlar dumanlı, kirli ve Arap. Dumanlı, dumanlı, kirli, Arap. Arap he. Basri şimdi ben bunlardan kendim şöyle. Beni gösterebilir mi bilmiyorum yani. Göster diyorum tabii. Şimdi şöyle. İlgilenebileceğim kadar. 4 tane kendime bırakacağım, 5 tane de şirketime bıraktım, 9 tane. 9 tanesi bize yeterli. Evet. Seni de seviyoruz kardeşim. Allah razı olsun abi, biz de sağ Allah olsun. Allah işin gücünü rast getirsin, kötü de bir adam değilsin. Allah razı olsun Mustafa abi. Ha kendimiz ha senle yani, hiç çok fark sağ ol, etmez var yani. Ol abi. Yani güle güle besle kardeşim. Allah razı olsun. Ben şimdi bunlardan eşe dosta faydalandıracağım, kendime de ayıracağım inşallah. Kendi kuşlarımla da deneyeceğim. Orijinallerinden biraz çoğaltacağım tabi. Şimdi arkadaşlar kuşlar gerçekten Mustafa abi bile diyor ayırt etmem, ben bile karıştırıyorum kuşları diyor. Ayırt edemedim. Aha kardeşim sana itiraf. Akşam karanlıkta aldım. Eve götürdüm. Erkeğini dişisini ayırt edeyim dedim. Kendime 4 taneyi ayırt edemedim. Şimdi daha senin yanında beraber ayırt edeceğiz. Evet. 4 tane seçmeyeceğim. Sen hangisiydin? Aynı kuşlar çünkü. Hepsi birbirinin fotokopisi. Yani ben Mustafa abiye de sordum. Bir çift kendimi ayırayım dedim. O da bir çift kendini tut kafana göre dedi. Öyle ayırt et dedi. Yani o da çünkü hep aynı olduğu için kuşlar. Kırdığın zaman çok çabuk netice elde ediyorsun yani. Hani evet. bir ay 30 günün içinde belki hani vurulan kuşa göre değişir hani, ama bilmiyorum ama yani ben sıkılıkları kendim, falan oluyor mu bunların? Abi. Ben sertekirenini görmedim kardeş ya. Evet. Yani hani kırdığım kuşlarda diyorum yani yukarıda başlıyorlar. Yukarıdan aşağı doğru indiriyorlar yani hani normal bir oyun kuşunda olması gerektiği gibi. Tabi bu benim kendi kırdığım kuşlarla ilgili yani. Evet tabi. Adam götürür bir başka kuşa vurur, bildiği kuşa vurur, bilmediği kuşa vurur. Onu bilmiyorum ben yani. Evet. Maşallah şu erkek harbiden antikanın antikasıymış. Şu keza o erkek, şu dişi. Fizik yapları. Evet. Şu dişi.
Çok güzel. Şuna kadar güzel bir kuş değil mi? Harika harika. Omuzları falan görüyorsun değil mi? Evet. Şu düz dumanlı erkek. Onun yavrusunu uçurdum. Onun yavrusunu uçurdum. 7, 8, 11 taklalara başladıydı. Karanlığa kaldı yani. Karanlığa kaldı. Nasıl karanlığa kaldı? Kümes tek olduğu için yavrularından birlikte yemliyor mu ya? Evet. Kuş ayağını yerden sektiği zaman ayak perdakları çok kuvvetli. Evet. O dumanlının yavrusunu uçurdum bak. Bu Arap erkeğin yavrusunu da uçurdum. Evet. Şu dumanlı kirli Araplardan mı çıktı gene? Çıkıyor ya evet. Bak. O şöyle başlıyor. Şu renge dönüyor bak. O bak dumanlı gördün mü? Evet. Ondan sonra şöyle tane taneye dönüyor bak. Evet şöyle dönüyor. Maşallah. Uçacak bir yavru da var işlerinde. Uçacak yavru var bak orada evet, var. Evet orada var. Şu 3 tane var herhalde. Orada var. Orada var. 2 duman, 2 Arap bir dumanlı mı var? Evet. Ya ben bunları cıbalıyorum. Bunları bir daha hani kolayla bulmak mümkün değil yani. Hani gittiğin zaman safın arısını bulmak kolay değil yani. Anlıyor musun? Evet. Vallahi tebrik ederim abi. Muhafaza etmişsin gerçekten. Hayvanlar. Hem ya, tertemiz. Vasfi bize bu layıklara hani abilerimiz sağ olsun yani onlara teşekkür ederim yani. Ben belki onlar olmasa bunları bulamazdım yani. Benim hani o kadar büyük maddi şeyler veremeyebilirdim yani hani. Evet. Emeğine sağlık abi. Emeğine sağlık gerçekten. Bakmışsın, muhafaza etmişsin. Güle güle besleyin kardeşim. Allah razı olsun abi. Seni de fazla yormayalım. Mustafa abime şöyle geçeyim. Hayırlı olsun kardeşim. Allah razı olsun Mustafa abi. Sen de vesile oldun. Gerçekten güzel hayvanlar. Güle güle besle tüm camiye. Ya evet. Tüm eş, dost, arkadaş beslesin yani. Evet. En azından farklı bir soy. Evet. Her zaman her yerde bulunmayan bir kuş. Zaten evet. Mustafa arkadaşımızın söylediği gibi hani farklı kuşa kırdığın zaman da oyun getiriyor evet. Diyor. 6-0 diyor. Urfa kökenli esas bunlar değil mi abi? Öyle biliyorum ben. Kısa, Urfa kısas köyü. Urfa kısastan geçmez kuşlar diyor. Zaten yani. İsmin de oradan alıyor. Hani kısaslı Araplar dedikleri Urfa'nın kısas köyünden çıkıyor. Öyle mi? Kısas köyü. Ha. Bak ben bilmiyordum. Kısaslı Araplar demeler demek ki oradan geliyor. Tamam. Arkadaşlar görüşmek üzere. Mustafa abi, var mı arkadaşlara söylemek istediğin bir şey? Yok. Ne söyleyeyim kardeşim? Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Herkesin gönlüne göre versin Rabbim. Hani güzel kuşlar uçursunlar. Dileğim o yani. Allah razı olsun abi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar, selamlar herkese.